Herkese merhabalar değerli arkadaşlar. Bol kazançlar diliyorum. Bir başka istek hisse analiziyle daha birlikteyiz. Aramıza yeni katılan bir arkadaşımızdan e, YouTube kanalımızın katıl bölümü özel analiz seviyesi üzerinden bize ulaşarak kendisi merak ettiği hisseyi bizlerle paylaştı. Özel Telegram grubundan. Dolayısıyla onun isteğini şimdi yerine getirelim. Ve yine aynı zamanda bu hissenin diğer hissedarları için diğer takip edenler için bir yol gösterici olması için kanalı yükleyelim. Evet İdealist gayrimenkul yatırım ortaklığı AŞ IDGYO koduyla Borsa İstanbul'da işlem gören şirketimiz. Son kapanışını 6.30 fiyatlanma ile yapmış. Öncelikle haftalık grafiği açalım. Haftalık grafikte önemli noktalar var, kritik noktalar var. Bu kritik noktaları zaten kaba hatlarıyla işaretledik ama bakın buradan bir türlü geçemediği hattı nihayet şurada yukarı doğru geçtiğini görüyoruz. Devamında yine bu hatta haftalık bazda bir retest yaptığını ve asıl en güzel alım yeri buraymış bu hissede ve buradan yukarı doğru harekete geçtiğini gözlemledik. Peki diğer hareketlerine bakacağız. E, haftalıkta yine bakın şöyle şu alana yaklaşalım. Burada bir süredir geçemediği bir hat, bir direnç seviyesi olarak karşımıza çıkıyor. Nihayet hissenin fiyatlanması aslında bu hatta yaklaştıktan sonra e, ve temastan sonra bir geri çekilme dönemi içerisinde. Birazdan günlük grafiğe geçtiğimizde çok daha açık ve net görebileceğinizi düşünüyorum. Günlük grafiğe geçelim hissemizde. Evet günlük grafikte bakın şöyle bir şöyle bir biraz uzaklaşalım. Evet bir düşen trendimiz var. Bir düşen trendimiz var. Yaptığı tepeden sonra şöyle bir trend hattı kendini oluşturdu. Peki şurada bu hattın üzerine çıkıp üzerinde kalabildikten sonra yeniden harekete geçtiğini gözlemliyoruz. Peki harekete geçtikten sonra tamam harekete geçmesi güzel. Neden? Bir düşen trendi, bir düşen trendi hissenin fiyatlanması bu, bu, alanda kırmış. Peki devamında yukarı doğru bir hareket beklenir mi? Beklenir. Ancak nereye kadar? Tabii ki direnç hattına kadar. Direnç hattını geçemeden yeni hareketler, yeni yükselişler gelmeyecektir. Hissenin fiyatlanması da bakın 19 Şubat itibariyle 19 Şubat itibariyle şu mumla birlikte e, bu direnç hattına bir ziyaret geldiğini görüyoruz. Bu direnç hattının önemini haftalıkta vurguladım ama günlükte tekrar neden önemli olduğunu vurgulayalım. Bakın bir birikim alanı, bir e, arz alanı burası. Yine buradan red diyen fiyatlanma tekrar yeni ziyaretinde bir red diyor. Dolayısıyla tekrar bir ziyaretinde red yemesi nasıl karşılanır? Değerli arkadaşlar normal karşılanmalıdır. Bir direnç hattına ziyaret direnç hattından reddedikten sonra bir geri çekilme döneminde olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi direnç hattına ziyaretten sonra bir de bir eğitim çalışması olsun bir kırmızı mum attı hissenin fiyatlanması değil mi? Ne zaman attı? 20 Şubat itibariyle. Şimdi direnç hattına takıldığının teyidini yaparken, direnç hattına takıldığının teyidini yaparken, direnç hattına girişte gelen yeşil mumun altında fitile de dahil olmak üzere altında bir kapanış bana buradan net olarak bir red yediğinin ispatıdır. Şimdi ihtimallere yine değinelim. İhtimallerde tabii ki direnç hattından red yedi. Bu reddin nereye kadar olabileceği yani red yediği için bir e, geri çekilme fiyatlarda bir düşüş beklenmelidir. Nereye kadar olabileceğine değinelim. Öncelikle şu yeşil hat haftalıktan gelen benim destek hattımda ana destek hattımda. Dolayısıyla hissedarların bilgisi olması için söyleyelim 4.55 5.30 civarı güçlü kuvvetli destek hattıdır. Fiyatın açıkçası olur da geri çekilmelerde bu hattın da altına inmesini beklemem. Çünkü en azından bu hatta e, alıcıların bir direnç göstermesini beklerim normal şartlarda. Ondan önce neyimiz var? Ondan önce şurada bakın fiyatın konsülde hareket yaptığı bir yer var. Bunun renginde yine yeşil ama biraz daha farklı bir yeşil yapalım. Ki diğerleri çok karışmasın şöyle yapalım evet. Burada yine bir destek hattımız var. Yine bakın geri planda şu alanda bir fiyat boşluğumuz var. Bunda şöyle fair value gap diye tabir edilen adil fiyat boşluğu, adil değer boşluğu diye tabir ediliyor. Bu alanımız var. Peki yine başka neyimiz var? Burada hani geri çekilmelerdeki tepki noktalarını tespit etmek için bunları yapıyorum. Dip ve tepeleyen bir Fibonacci çekelim. Bakın yine aynı noktada hemen hemen birçok destek noktasının bulunduğu noktada bir de burada bunun rengini de şöyle biraz daha turkuaz yapalım. Burada da bizim Fibonacci destek noktamız var. Şimdi şunu sildiğimizde daha net göreceksiniz. Şimdi bu alan nereden başlıyor? Bu alan 5.69'dan başlıyor ve 5, 5 civarına kadar iniyor hemen hemen. dolayısıyla değerli arkadaşlar şu hat bizim için çok önemli bir destek attı. Olur da hissenin fiyatlanması bu alana bir iniş yaparsa bu alandan yeniden yukarı doğru bir tepki bekleriz ilk etapta. Tabii ki tepki bekleriz diyorum gelmeyebilir. Tepki gelirse işlem alınabilir. Yukarı doğru bir alım işlemi, bir long yönlü işlem düşünülebilir. Şu anda e, net olarak söylemem gerekir ki bir direnç hattına takıldı, direnç hattından red yedi ve bir e, çekilme emaresi gösteriyor hissenin fiyatlanması. Kritik alanları zaten belirledik. Kritik alanlar fiyat boşluğu, Fibonacci desteği ve konsülde hattın desteği ile 3'ü peş peşe sıralanmış. Hareketli ortalamalarına bakalım. MA50, MA100 ve MA200. Evet, M50, M100 ve m 200ün her birinin de üzerinde kaldığını gördük. Şu destek noktalarını e, bir kapatmak istiyorum ki gözünüzü daha fazla yormasın. Destek noktalarını kapatalım. İlerleyen zamanlarda e, kullanmak üzere kapatalım. Gözünüzü yormasın, daha net görebilin. Peki, hareketli ortalamaların kırılımı önemlidir. Hareketli ortalamanın kırılımı buradaki konsülde süreçten sonra kırılım geldiğini görüyoruz. Aynı zamanda değerli arkadaşlar, hareketli ortalamalar da. Lütfen hareketli ortalamalar dersini hatırlayınız. Youtube kanalımızda mevcut. Hareketli ortalamalar da aynı zamanda destek direnç olarak görev yaparlar. Hareketli ortalamalar bu alanda kırıldıktan sonra dönüşte, bakın böyle şöyle seyrediyor şu anda. Muhtemelen şöyle bir gidişata sahip olacak. Dönüşte bir destek olma ihtimali kuvvetli olabilir. Yine az önce dikdörtgen ile belirlediğim destek noktalarına da hemen hemen aynı seviyelerden geçiyor. Dolayısıyla o olanlar bizim için şu anda kritik seviyeler. İndikatörlerine bir göz gezdirelim sizlerle. Evet. Bollinger bakın Bollinger ihlalleri geldikten sonra özellikle şurada peş peşe Bollinger ihlalleri gelmiş. Fiyatın kanal içerisine tekrar hareket etmesi ihtimali kuvvetle muhtemeldir. Yine Bollinger orta bandın üzerinde burada çıktıktan sonra orta band üstünde, üstünde seyrine devam ediyor. Bollinger orta bandı da şu anda 5.92 civarında fiyatlanıyor. Şimdi Arasay ve Mekte'sine bakalım hemen sizlerle birlikte. Evet. Arasay aşırı alım bölgesindeymiş. Aşırı alım bölgesinden aşağı doğru çok sert bir momentum kaybı. Çok sert bir momentum kaybı şu an görünüyor. Aşırı alım bölgesi çok net çalışmış. ya yani ufak bir miktar zaten ufak da olmasa da en azından bir miktar geri çekilme zaten beklenirmiş hissenin mevcut fiyatlanmasında. Neden? hem his hisse bir direnç bölgesine takılmış, direnç bölgesine ziyaret gelmiş, direnç bölgesine ziyaret geldikten sonra Arasay'da aşırı alım bölgesinde ise yatırımcı olarak ne yapacağız? Aman dikkat diyeceğiz. Aman dikkat. Hem direnç bölgesine gelmiş hem Arasay aşırı alım bölgesine gelmiş. Ondan sonraki işlemlerimizde daha dikkatli olacağız. Mekli'yi de al devam ederken, histogramlarımız al devam ederken yine de bakın ee, sinyal çizgisine doğru bir temas var gibi, gelecek gibi görünüyor. Kafa aşağı düşmüş. Eğer burada mekli de bir satış gelirse, satsın sinyali gelirse o zaman hissenin fiyatlanmasında bir miktar daha düşüş gelebilir. Genel itibariyle şöyle bir baktığımda bir de hacim alanlarını bunda kontrol etmek istiyorum. Hacim yığılması özellikle şuradaki hatta bir de hacim yığılması varsa bu hattı geçmesi biraz daha zor, biraz daha meşakkatli ol olacaktır diye düşünüyorum. Peki son yaptığı tepeye göre bir hacim profili çalışması yapalım. Evet Evet şöyle e, şurası şu anda çok daha net bir destek hattımız oluştu. Şu hattımız şu an hissede ilk tepki gelmesi gereken hattır değerli arkadaşlar. Bakın hacimsel anlamda kontrol ettik. E, şuralarda çok ciddi bir hacim yoğunluğu yok. Yani muhtemelen buraya kadar bu inecek. Yani tahminim benim hissenin fiyatlanmasının bu hatta kadar ineceği yönünde 6 ve evet 6 ve 5.87 şu anda e, hissenin fiyatlanmasının alıcılar tarafından, boğalar tarafından ilk savunulacağı yer olarak karşımıza çıkıyor. Evet net olarak 5.87 6 bölgesi şu anda güçlü bir destek hattımız burada bir hacim birikintisi var. Genel itibariyle galiba her şeyi söyledik. Bu arada hani yapı itibariyle şöyle baktığımda yapı itibariyle e, biraz temel yapısı sıkıntılı arkadaşlar bu hissenin son bilançosu gelmedi ama temel yapısı biraz sıkıntılı, biraz dikkatli olmakta fayda var. Fiili dolaşım oranı bakın. Yani fiili dolaşım oranı işlem gören, şirketin işlem gören hisse e, miktarına göre düşünülen fiili dolaşım oranı %80'lerde. Yani şirketin birçoğu hisse bazında birçoğu Borsa İstanbul'da işlem görüyor. Bu dikkatli olmamız gerektiğinin bir işaretidir. Özellikle orta uzun vade bu hissede pozisyon düşünenler lütfen buna dikkat etsinler fiili dolaşım oranı %80 civarında. Yine kabaca temel yapısına baktığımda hisse değerlemeye göre %26 civarında bir pahalılıktan söz ediyoruz. Hisse değerleme FD gelir, fiyat satış oranı, fiyat defter değeri oranı vesaire bunların her birinin ortalama salındığında hissenin adil değeri olması gereken değeri 4.70'miş fakat şu anda hissenin fiyatlanması 6.30. Bunların her birini birleştirdiğimde buradan direkt düşecek diye bir anlam çıkarmayınız lütfen. Bunların her birini birleştirdiğimde ve teknik analizini yaptığımda da Açıkçası net bir direnç hattında ve red yediğinde söylediğimize göre burada bizim için 7.19 7.19 üzerinde günlük kaparışlar görmek istiyorum hissenin yeniden yukarı doğru hareketlerinin başlaması için. Peki bu hisse analizinde burada sonlandıralım. Herkese bol kazançlar diliyorum. Hoşçakalın görüşmek üzere.